Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Peugeot 308. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Arkadaşıma şöyle detaylar göstersin. Bir adet özel bir çerçevemiz var. Aracın orijinal C-Mac ekranını çıkarıyoruz, 7 inç ekranı. İlgili havalandırma kanallarını ilk önce çıkardık. Sonunda ilgili çerçeveyi çıkardıktan sonra çerçeveyle 7 inç C-Mac ekran 1 geliyor. C-Mac ekranı çıkarttıktan sonra çerçevemizi C-Mac ekranın bulunduğu alana yerleştiriyoruz ve 9 inç cihazımızda koyduğumuz çerçevenin iç kısmına oturuyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde. Bu birinci konuydu. İkinci konu, aracın ilgili kısmının altında bulunan orijinal CD radyosundan gerekli bağlantıları aldık. Soket konnektörleri birebir karşılıkları, fabrikasyon herhangi bir sokette müdahale yok. Direksiyon kontrolleri sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışıyor. Buradaki ve buradaki tuşlar, birazdan bütün detaylarını göstereceğim. Aracın ilgili kısmındaki ses açma tuşu da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Klima bilgileri ekrana taşıyor ve ekrandan da yönetebiliyoruz. Şu anda yönettiğim gibi. Şu anda yönetilebiliyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası araca. Elif test atıyorum. Kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Trajektör desteğine kadar çalışıyor. Onu da gösterelim, trajektör desteğini. Arkadaşlarımız kaldırmış galiba. Ayarlar. Genel. Elif test atıyorum. Elif test kamerası otomatik devreye giriyor. Tekerlek hareketlerine göre trajektör desteği de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu şöyle ileri vitesi aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Aracımız 2016 model Peugeot 308. 9 inç cihazı entegre ederken özel bir çerçeve kullandık. C-Mac ekranı çıkardık. Bunların notch modelleri var. Notch modellerine de birebir olabiliyor. Direksiyon kumandalarını, ilgili ses açma tuşunu, klima hareketlerini sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Araç konfigürasyon ayarlarında ilgili kısımdan yapılabiliyor. Bütün sistem. Araç ayarlarına erişim ilgili noktadan sağlatabiliyoruz. Klima bilgileri buradan da açabiliyoruz. Klima kontrollerini. Öylelikle araca %100 uyumlu hale getirmiş olduk. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Sırasıyla Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Android Auto kablo ile çalışıyor. İlgili kısma USB'ler bıraktık Android Auto için. Ve USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Google Maps kullanılabiliyor. Radyo kısmı. Direksiyonları da gösterelim. Ses açma, ses kısma. Komple ses kısmı, kanal tarama, kanal arası geçiş, sonsuz bir şekilde çalışıyor. Source tuşu da kaynak arası geçiş olarak çalışıyor. Standart fonksiyonlarında. Başka neler kazandırdı araca? Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Harici mikrofonda ilgili kısma bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. Cihaz internet tabanlı olduğu için cihazımızı internet paylaştığı zaman YouTube ya da benzeri birçok uygulamayı da Play Store hesabımızın üzerine kurup kullanabilir kullanıcı. Şu anda telefonumuzun bağlantı yapmadığımız için videoyu açamıyorum. Cihaz bu işlemleri yaparken hangi standartta çalışıyor? Onu gösterelim. Android 10 işletim sistemi var. AC8257 işlemci. 8 çekirdek, 4 GB RAM, 64 dahili hafıza. 14600 IPS ekranı sahip cihazımız. Araç 2016 model. Birazdan da CarPlay'i bağlayıp onu da CarPlay'i de gösterelim. Şu anda cihazımız, Apple telefonumuz kablosuz bağlı. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gök gürültülü fırtına var ve sıcaklık 19 derece. Bu geceden itibaren yağmur bekleniyor. Kullanıcı Apple CarPlay kablosu olarak kullanabiliyor. Yine birkaç tane USB'den örnek gösterelim. Orijinal USB'de çalıştırmıştık. Onunla ilgili bir video açalım.
genelde C-Mac ya da notch ekran, yani 3008'lerde bulunan bu ekran iki tipinde de kullanıcılar genelde aracın müzik sisteminden memnun olmuyorlar. Ana ünitenin yetersizliğinden kaynaklı. Bu cihaz takıldıktan sonra da müzik keyfi de daha başarılı hale dönüştü. Araç 2016 model Peugeot 308, böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.